kederlenen dön de dön dön de dön. Oo, benim elime getir, kuşağına döverdim. Avrupa'nın bile tanıması lazım onu. Annemin bir sözü var, keyifli olunca şey değil, keyiften keşkek kaynatayım. Ha keşkek. Hani ödülümü ver. Merhaba, bizim mutfağımızda önemli bir yere sahip olan keşkek, belediyemizin başvurusu sonucu coğrafi işaret tescili aldı. Birçok yörede yapılan keşkek, bizim marka değerimiz olarak ününe ün kat. Biz de bu hafta köprüde çarşamba keşkeği geleneğini konuşmaya karar verdik. Hadi gelin başlayalım. Çarşamba keşkeği belediyemizin başvurusu sonucu tescillendi. Bize birazcık çarşamba keşkeği geleneğinden bahsedin. Eskiden çok fazla yapılırdı. Küderlenirdi elle. Onun küderleneceğini herkes biliyordu. O şekilde gruplar, herkes gelirdi. Belli bir saat diyeyim artık. Sırayla o yapılancaya kadar ayrı bir zevk. Herkes birbirine hoşgörülü olarak buraya girerdi. Ben alacağım, yani onu vuracağım, ben de vurayım biraz. Yani olana kadar yapılırdı. Şimdi onu da ediyorlar. Yani biri bu tarafa vururken biri bu tarafa vuruyor. O daha çabuk olgunlaştırır. Genelde bu şekilde vurduğu zaman gençler bilhassa insanın yüzüne gözüne sıçrar, yani her tarafına şey yapar. Evet, çarşamba keşkeği. Çarşamba keşkeği artık tescillendi. Televizyonda da gördük. Ben yapmadım ama köyde çok yapıyorlardı. Düğünlerde, davetlerde yapıyorlardı. Yani bir gece öncesinden ıslatılıyordu, pişiriliyordu, kaynatılıyordu. Sonra sabah erkenden ateşe veriyorlar. Tavuk köy tavuğuyla, köy tavuğunun suyuyla, tereyağıyla. Çok güzel pişiriyor. Böyle hafif közde. Ateş çok yanmayacak. Ondan sonra küderliyor erkekler onu tahta küderlerle. Erkek gücü lazım. Onu ezmek için, ekşi yapmak için. Ezdiği için çok güzel oluyor. Daha sakız gibi sünüyor. Hala yapılıyor. Bizim orada her düğünde keşkek oluyor. Hala bir köylüyle, ben köyde oturuyorum. Köylünün büyük insanları gelir düğünden. İşte düğün yemeği başlamadan önce gelir küderlerler. Büyük insanlar. Valla yediğim en lezzetli yemek. Şu an Fransa'da oturuyorum. Avrupa'nın bile tanıması lazım onu. Çok muhteşem bir şey. Çok tatlı. Evet. Bu düğünlerde yapılan keşkek nasıl oluyordu bu eskiden? Kazanlarda yapıyorduk eskiden. Çok güzel oluyordu. Onun dövmenin özelliği güzel ama. Hani dövüyorsun ya, kaynar kaynar. En lezzeti orada. Orada ararsan orada. Muhteşem yani. Peki onun lezzetli olmasının sırrı? Elin lezzeti. Sen hiç keşkek yaptın mı? Tabii canım, yaptım. Arkadaşım nasıl? Sana sırf keşkek yemeye geliyorlar yani. Yani. Bize davet edersen. Gel buyur ya. Yolunuz düşsün yani. Düğünlerimiz de olur. Özel misafirlerimiz de olur. Böyle bir meclislerimiz de olur. Güzel bir keşkeğimiz yani. Kazanla koyarız. Akşamdan şişiriyoruz. Kazana koyuyoruz. Tavuk suyundan, tereyağımızdan, güdelleme ağaçtan, ağaç şeyimiz var böyle. Tokmak. Yapamazını bilmiyorum ama yemesi güzel oluyor. Canım, davetlerimizi yapıyoruz, düğünlerimizi yapıyoruz. Özellikle. Onun tek özelliği iyi dövmek. Döveceksin. Oo, benim elime getir. Gümüşhane döverim ben. Önce bir ıslardık ılık suyuyla, ıslardık, demek de döverdik. Çalgılar vardı. Onlarla döverdik. Ondan sonra babaannem gibi, anneannem gibi güzel yine onu. Kazanlarımız vardı. Kazanı da pişirirdi güzel yine. İçine de tavuk eti atarlardı. Karıştır karıştır küderler vardı, küder eski. Oh, küderlerle dön de dön, dön de dön. Mesela o olur. Onu yapana bilir, koca karla bilir. Küteli elime alıyordum, keşkeğe karıştırıyordum. Döne döne, döne döne, dön. 3-4 kişi olacak böyle, delikanlı olacak, davulla çalınacak, zurnala çalınacak. Bu kendi kendine keşkek olmaz. Kendi kendine alırsın hanımı, otursun keşkeğe, öyle yersin. Bizim çarşambanı. Evet, kazanda yapılır. Ha keşkek. Evet. Hani ödülümü ver. Vallahi şimdi keşkek, çarşamba keşkeği Cayvar'da ünlü. Efendim Dikbıyık'ta ünlü. Ama geçenlerde Cayvar'a gitti. Geleneklere dayalı çok güzel keşkek. Eski usul yahni yapıldı. Şimdi modernleşmiş artık köydeki yemek. Keşkeğin özelliği tavuğu bütün olarak atarsın. İşte 3-4 kişi yahni etli özel seçilmiş yahni şey yapılır. Geleneğimiz bu. Şimdi bizim çok meşhur bir yemeğimiz. Var abla keşkek. Abla keşkek çok güzel yemektir. İnsanlar onu nasıl desem, sadece kokusuna gelirler genelde. Annemin bir sözü var, keyifli olunca şey değil, keyiften keşkek kaynatayım. Keşkek her yerde var yani. Çarşambada nasıl desem, sadece çok ünlü bir şey. Çarşambanın asıl şeyi o zaten. Bir şivesi bir yeme. Keşkek için geldi buraya yani, başka bir şey yok. Canları çıkana kadar basturuyla abla karıştıra karıştı. Yani keşkek kaynatı çok güzel oluyor. En güzel çarşambalılar yapar onu. Bol bol tereyağı. Yanında pilav olacak ama pilav zor oluyor. Bir de ayran. Onların ne şey?